Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, eş başkanlar, milletvekili, belediye başkanı arkadaşlarım, değerli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Demokratik Toplum Kongresi'nin bu önemli tarihi genel kurulunun, olağanüstü genel kurulunun her birimiz için, başta direnen Kürt halkı olmak üzere, bütün halklar için özgürlüğe, kardeşliğe, barışa vesile olmasını diliyorum. Sizler de hepiniz hoş geldiniz. İki gün boyunca önemli bir konuyu hep birlikte tartışacağız. Bugün yürüteceğimiz tartışmaların sonunda yarın nasıl bir öz yönetim, nasıl bir özellik, nasıl bir idari model, nasıl bir siyasi model hayata geçirmeye çalıştığımızı bir kez daha aslında bir kez daha bütün dünyayla, kamuoyuyla paylaşmış olacağız. İlk defa tartıştığımız bir başlık, ilk defa gündeme getirdiğimiz bir konu değil. Değerli eş başkanlar, hem Kürt halkının mücadele tarihini, hem Kürdistan'ın yakın ve uzak tarihini, hem Türkiye ile, Türk halkı ile ilişkilerini, hem de özellikle özerkliğin, öz yönetimin ve halkların kendini yönetme hakkının meşruiyetinin kaynağını ifade ettiler. Onların belirttiği konuşmaların tamamına katılarak onların konuşmalarının işimi kolaylaştırdığı fırsatıyla hemen önce aktüel duruma dair görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Partimiz Halklar Demokratik Partisi kurulduğu ilk günden bu yana öz yönetim hakkını, özellik hakkını parti programında parti programının bir parçası olarak kabul edilen bütün halklar için meşru bir talep olarak savunmuştur. Seçime girdiğimiz 7 Haziran ve 1 Kasım'da da seçim beyanlarımızın ve seçmenlerimize vaadimizin önemli bir parçası olarak savunmuştur. Dolayısıyla bugünlerde özellikle de Baykat ve Hendek kazıldı. İşte kriz buradan çıktı. Barikat ve Hendek öz yönetim taleplerinin sonucunda ortaya çıktı gibi kısır bir tartışmaya bir cevap olsun diye bunları ifade ediyoruz. Barikat ve Hendek Kürt halkı öz yönetim istediği için kazılmadı. Barikat ve Hendek Ankara'da katliam planları yapanlar o planları hayata geçirmeye başladığı için kazıldı. Yoksa öz yönetim talebi ve öz yönetim hakkı ve öz yönetim isteği yüzyıllardır vardır. Aslında insanın var olduğundan beri bu talep savaşların kaynağının temel nedenidir. İnsanlar halktan kendini yönetmek ister. Başkası sizi yönetsin diye başka bir beşeri irade tarafından bütün irademiz teslim alınsın diye biz doğmadık. İrademizi tümüyle bir beşeri iradeye teslim etmek için yaşamıyoruz. Bu insanın doğasına, toplumun maneviyatına, kolektif yaşama inancına aykırıdır. Kabul edemeyiz. Herhangi bir kişi gelsin sizi yönetmeye kalsın. Sadece biriniz. Her şeyinizle ilgili o karar versin. Sabah ne yiyeceğinize, öğle ne yiyeceğinize, akşam kaçta yatacağınıza, ne konuşacağımıza, her şeyimize bir kişi karar versin. Siz kabul etmezsiniz. İnsan onurunu taşıyan hiç kimse bunu kabul etmez, edemez. İsyan edersiniz. Köleler bile buna isyan etmiş. İşte kölelik düzeni tam da buydu. İsyan ettiler köleler. Bir halk neden bunu kabul etsin? Tek bir kişi bile bunu kabul etmezken Orta Doğu'nun en kadim köklü ve nüfus olarak da en kalabalık halklarından Kürt halkı bunu niye kabul etsin? Bir tek gerekçe söylesinler bize. Kürt halkının kendini yönetme hakkının meşru olmadığına dair tek bir gerekçe söylesinler, ortaya koysunlar burada. Yoktur. Bütün Orta Doğu'nun en çok konuşulan dördüncü dilidir. Arapça, Farsça, Türkçe, Kürtçe. 40 milyondan fazla nüfusu
kadim tarihi bir büyük coğrafyası var. Tek bir birey bile başkasının kendini yönetmesine izin vermez isyan ederken böyle bir halk niye kabul etsin? İşte bugün yaşadığımız şey bu tarihsel kırılmanın sonuçlarıdır. Öz yönetim küçümsenecek bir mevzu değildir. Alayla küçümseyerek yaklaşılacak bir mevzu değildir. İnsanın tam da onuruyla, haysiyetiyle ilgili bir mevzudur. Köle gibi mi yaşayacaksınız? Özgür insan olarak onurunuzla mı yaşayacaksınız? Bu ikisi arasındaki bir tercihtir. Ne hem değil, ne barikası. Mevzu olana kadar küçümsenemez. Hendekteki barikattaki direnişin nedeni faşizme karşı, katliama karşı duruş ve direniştir. Özellik eşittir hendek barikat değil. Özellik biraz önce arkadaşlarım ifade ettiler. Onurlu yaşama hakkıdır. Eğer biri bunu kabul etmiyor, bırakın kabul etmeyi. Bunu tartışmayı, tartıştırmayı, bunun aklınızdan bile geçirilmesine izin vermiyorsa ve bunun aklından geçirenleri ben tutuklayacağım, katledeceğim, diz çöktüreceğim diyorsa, vallahi o barikat, hendek kazmışlar çok değil. Ne yapacaklar başka? Ne yapacaklar? Bunu söyledik diye eleştiriyorlar. Ne yapacaklar? Bir yol göstersinler. Diyecekler ki ya öz yönetim, öz etki. Kardeşim bunlar işte ne güzel siyasette oturup tartışalım. Bunların hepsi siyaset yoluyla çözülür. Amenna. Biz bunun için varız. İki buçuk yıl neyi tartıştık? Tartışmaya çalıştık. Masaya öz yönetimin özünü bile getiremedik. Asla tartışmalar. Asla. Zurnanın zıt dediği yere geldik. Dolmabahçe mutabakatıyla artık bunun tartışılacağı noktaya geldik. Artık tamam, diyalog bitti, birbirimizi tanıdık, anladık. Talepler nedir? Neyi konuşacağız? Netleşti. İyi kötü karşılıklı bir güven ortamı oluştu. Hadi işin esasına girelim. Dediğimiz noktaya gelince işte orada kıyamet koptu. Çünkü Dolmabahçe mutabakatı demokrasinin önünü açacak tartışmanın, müzakerenin yol haritası. Sayın Hocam tam 2,5 yıl İmralı'da iğneyle kuyu kazar gibi sabırla o noktaya gelinsin diye çaba sarf etti. Bugün saraylarında atıp tutanlar, bugün sırça köşelerinden bize parmak sallayıp tehdit sallayanlar. Bak, 15 metrekarelik beton hücresinde tam 16 yıldır küçük bir radyosu yanında bulundurmasına izin verdiğiniz 3 kitabıyla bütün Orta Doğu dengelerini sizden daha iyi okuyan ve bunun hazırlığını yapan, bunun direnişini, bunun barışını, bunun altyapısını kuran bir lider karşısında hepiniz güçlüdür. Sayın Hocam karşısında hepiniz güçlüdür. Bunların hepsini kendisi söylemişti. Hepsini İmralı'da uzun uzun anlatmıştı. Defalarca rica etmişti. Lütfen gidin Ankara'da iyi anlatın. Heyetlerimize defalarca bunun altını çize çize belirtmişti. Bu çok kıymetli bir görüşme sürecidir. Lütfen birbirimizi kandırmaya dönüşmesin. Lütfen oyalamaya dönüşmesin. Tarihi bir müzakere yapıyoruz. Orta Doğu kaynayan kazana dönüşmüş. Bütün uluslararası güçler Orta Doğu'ya güçlüdür. Bir kez daha tarih tekerrür etsin istemiyoruz. Bir kez daha Orta Doğu halklarının kaderi elinden alınsın istemiyoruz. Dolayısıyla biz Türk halkıyla, Türkiye yönetimiyle stratejik bir kader birliği yapmak istiyoruz. Geleceğimizi beraber belirlemek istiyoruz. Rojava'da da burada tarihi bir güvenle önümüzdeki yüzyıllar artık diğer halkların da eşitliğini temel alarak bir arada yaşayacak bir çözüm üretelim demişti.
alay edenler, dalga geçenler, çözüm sürecini küçümseyenler, bugün hendekleri küçümseyenler, alay edenler, dalga geçenler, 2,5 yıl 30'dan fazla İmralı ziyaretimiz oldu. Bir o kadar Kandil ziyaretimiz, onun 2 katı Ankara'da toplantılarımız oldu. Niye siyasetle çözmek varken hendek kazmışlar? 2,5 yıl yapmadığımız şey kalmadı arkadaşlar. Ne yaptılar elinde sonunda? Siyasetimizin önünü mü açtılar? Hayır. 7 Haziran'da bizi barajın altında bırakabilmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Tahliye mi yapmadılar? Bomba mı patlatmadılar mitinglerimizi? İlçe teşkilatlarımızı mı havaya uçurmadılar? Çalışan arkadaşlarımızı mı tutuklamadılar? Ne yapmadılar? 7 Haziran öncesinde barikat mı vardı, hendek mi vardı? Hayır. Siyasete kanal açmadılar. Siyasetçilerimizi hor gördüler, yok saydılar. Buna rağmen Kürt halkı başta olmak üzere. Türkiye'nin vicdanlı insanları arkamızda durdu. O zor koşullarda 7 Haziran'da barajı aşmayı başardık. AKP'yi iktidardan düşürmeyi başardık. Ve o günden bu güne yaşananları sizler an be an zaten istiyorsunuz. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. 1 Kasım seçimlerinde nasıl bir ortamda gittik onları da biliyorsunuz. Şimdi zannediliyor ki Ankara'da müzakereye açık, siyasi çözüme açık, konuları konuşmaya açık bir hükümet var. Biz bunu değerlendirmiyoruz, bunun kıymetini bilmiyoruz. Parlamentoda her şeyi çözmek mümkünken birileri çıkmış, hendek kazmış, barikat kazmış. Yok böyle bir şey. Yaşanan savaş, çatışma, ölümlerden memnun muyuz? Hayır. Bu en başta bizi huzursuz ediyor. Yaşanan ölümler, şehirlerimizin tahrip olması, bebeklerin, yaşlıların katledilmesi en fazla bizi kahrediyor. Siyasetçiler olarak ilk sorumlusu biz. İlk sorumlusu biz, hepimiz. Bu salonda oturanlar bizler. Önce veba bizim olacak. Sonra Ankara'ya yüzümüzü dönüp eleştireceğiz. Tamam, biz üstümüze düşen bütün eksikleri kabul ederiz. Ama eksikliğimiz Ankara'daki hükümete karşı değil, halkımıza karşıdır. Mahcubiyetimiz Ankara'dakilere karşı değil, direnenlere karşıdır. Varsa eksikliğimiz direnişte başı dik olanlara karşıdır. Yoksa Ankara'dakilere de milletimiz olacak. Onlara karşı ne eksikliğimiz olur? Çözüm süreci ise en fazla uğraşan biz olduk. Çözüm politikalarında en fazla biz proje ürettik. Buradan Demokratik Toplum Kongresi'nde tartışarak ya çerçevesini netleştirip içini dolduracağımız bu öz yönetim mevzusunun arkasında hep birlikte siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, emek örgütleri, kadın örgütleri, gençlik örgütleri olarak yerel yönetimler hep birlikte durmayı başarırsak ve bunun adım adım inşasını gerçekleştirirsek bu tarihi sorunun çözümüne doğru gideriz. Yine biraz önce arkadaşlarım ifade ettiler. Türkiye'de yönetim modelini tartışmak günah mıdır ya? Paşa Allah'ın emri midir? Kenan Evren'in yaptığı anayasayı tartışamıyor. Orada kurduğu ilkeleri tartışamıyor. Kur'an-ı Kerim'i tartışabiliyorsunuz, tartıştırıyorlar. Haşa o Allah'ın emri mi değil mi tartıştırabiliyorlar? Darbeci bir generalin kitabını tartışamıyoruz. İşte bunu bu Müslüman, kendine Müslüman diye bir iktidar yapıyor. Bunu tartışamıyoruz. Modeli özellik olsun, modeli eyalet olsun, modeli federasyon olsun. Herkes bir fikri olabilir. Bak onların da var, baştan olsun diyor. Fakat biz tartışamıyoruz, tartıştırmayı diyoruz. Bu memleketi diyor, bölmelerine izin vermeyiz. Asla tartıştırmayız diyor özellikle. Onlar da söylüyor, anam muhalefet de söylüyor, öbürü de söylüyor. Hepsi böyle. Bakın, Kürtlerle ve Kürdistan'ın geleceğiyle ilgili söz söyleme hakkına sahip olmayan sadece Kürtlerdir. Bizim dışımızda herkesle konuşabilir. Emekli generaller, yenilmiş paşalar, stratejistler, analistler her akşam bizim hakkımızda konuşabiliyorlar televizyonda. Kürde şunu verin, Kürde bunu verin, Kürde şunu alın. Bir tek biz konuşamayız. Biz
tarihi bilinçle, travmayla, yaşanan acılarla yola çıkarak bu direnişi ortaya koyuyor. Şehri savaşa taşımak, savaşı şehirlere taşımak için değil, insanlarımız göç etsin diye değil, zerre kadar siyasete, müzakereye, konuşmaya dair umut Ankara'da kalmadığı için, Ankara masayı devirip masanın yerine tam koyduğu için direniyor insanlar. Biz burada siyasetçiler olarak kendi kişisel ikbalimiz, kişisel istiklalimiz uğruna bir tartışma yürütmedik, yürütemeyiz. Direnişin geleceği ne olacak? Bunun dışında her tartışma bizi geri götürür. Madem hasta ameliyat masasına yatırıldı, ki hasta Hatip Bey belirtti, 200 yıldır hastadır. Defalarca denedik, ilaç verdik, serum taktı olmadı. Madem ameliyat masasına yatırdı, bu hasta oradan iyileşmeden kalmayacak. Bu direniş zaferle sonuçlanacak. Herkes halkımızın iradesine saygı duyacak ki bir daha bu acıları yaşamayalım. Değerli kardeşim, bizler çocuklarımıza artık sorun miras bırakma utancına dahil olmak zorunda değiliz. Çocuklarımıza, torunlarımıza çözüm miras bırakalım. Cizre'de bebeklerimiz, yaşlı kadınlarımız bu zulmü yaşarken, bu hakareti yaşarken, bir sonraki nesille eğer bunları yaşamaya devam ediyorsa vebali bizimdir. Öncelikle şu sağlıklı oturanlarındır vebali. 10 yıl sonra, 50 yıl sonra Cizre'de halen 70 yaşındaki analarımız 7 gün cenazesi sokakta kalabiliyorsa o gün o çocuklar dönüp bize lanet okusalar haklıdır. Haklıdır. Ne diyebiliriz? Biz onlara çözüm miras bırakamamışsak da hala bu acıları yıllar sonra yaşıyorlarsa bize lanet okusalar haklıdır. Gün bugündür artık. Devletin kararlılığı mı var? Kendileri bilir. Tankları var, topları var, emirleri, orduları var. Doğru. Bizim kararlılığımız, haklılığımız meşruiyetimizdir. Taktan, toptan daha güçlüdür. Halkın ittifakı, halkın iradesi silahtan daha güçlüdür. Bu kağıttan kaplanların ucuz kahramanlıklarının da sonu gelmiştir. Dün Ankara'dan başbakana çağrı yaptım. Genelkurmay Başkanı'nı niye Cizre'ye gönderiyorsun? Sen git. Siyasetçisin değil misin? 7 Haziran'da 1 Kasım'da sandıktan çıkan oylar size verilmedi. Genelkurmay Başkanı mı seçmek gerekiyor? Hangi istikrar sağlayacaktınız? Hangi siyasi çözümleriniz vardı? Genelkurmay Başkanı mı seçildi 1 Kasım'da? Sen seçildin. Sen niye Cizre'ye gidiyorsun? Madem kudretlisiniz, madem güçlüsünüz, al reisini de yanına, sen Cizre'ye Sura gelin bir bakalım. Hani Kürt halkını kurtarıyorsunuz ya terörden, terör belasından. Gelin bu kurtardığınız Kürt halkı bakın sizi nasıl karşılayacak? Yarın hemen buyurun bir Cizre seferi düzenleyin. Cizre meydanında miting yapın. Çünkü zerre kadar siyasi iradeleri yok. Kaybettiklerini, siyasetle tükendiklerini biliyorlar artık. %49,5 oy almışlar ama dayandıkları zemin zor, güç, silah zemini. Onun dışında bu topraklarda ayakta kalamayacaklarını biliyoruz. Bizim artık bu bilinçle bugün yarın bu topraklarımızda siyasete çözüm gücü olan bu iradenin nasıl bir tutum içerisinde olduğunu bütün dünyaya kararlı bir şekilde ilan etmesi lazım. Yine çok uzatmak istemiyorum, aklınıza sığıyorum ama arkadaşlarım da belirtirim. İki temel mevzuyu netleştireceğiz. Birincisi, Kürt halkının siyasi statü meselesi. Bu da özellikle ilgilidir. İkincisi,
insanlarıyla bir arada yaşamış ve boyun eğmemiş halklarımız. Evet, Türkiye'de Türk kardeşlerimiz başta olmak üzere her etnik kimliğe kardeşimiz gözüyle bakarız. Bir arada yaşama iradesini de halen koruyoruz. Önerdiğimiz çözüm modeli de bunun bir parçasıdır. Kürtler artık kendi coğrafyasında Orta Doğu'nun orta yerinde siyasi bir irade olacaklar. Tıpkı 100 yıldır okyanusun dibinde kalmış bir geminin yeniden okyanusun üstüne çıkıyor olması gibi Kürdistan kendi Kürtlerinden yeniden doğuyor. Orta Doğu'nun orta yerinde bir güneş gibi ışıldıyorsa dostlarımız bundan mutluluk duymalıdır. Bize kardeş diyenler bundan mutluluk duymalıdırlar. Elle tırnağı diyenler bundan mutluluk duymalıdırlar. Korkulacak bir şey yok. Gerçekten bir yüzüne çıkıyor. Korkunun ecele faydası da yok. Durdurabileceğiniz bir durum da değil. Durdurmak yerine, engellemeye çalışmak yerine güç verseniz, yan yana olsak, omuz omuz olsak hep birlikte kazanacağız. Artık gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacak. Belki bağımsız devletleri de olacak Kürtlerin, federal devletleri de, kantonları da olacak, özel bölgeleri de. Kürdistan büyük bir coğrafyadır. Bu coğrafyada, kocaman coğrafya içerisinde Kürt halkı nerede, nasıl yaşamak istiyorsa, önce kendisi karar verir, geri kalanlarına saygı duyar. Kardeşlik hukuku da böyle demiş. 1000 yıllık kardeşlik diyorlarsa, Hatip Bey belirttiği gibi bu 1000 yılın 200 yılı sorumludur. Geri kalan 800 yılı da Türk ulusal egemenliğinde falan geçmemiştir. Geri kalan 800 yılda Kürtlerin resmi dili Türkçe değildir. Geri kalan 800 yılda Kürtlerin eğitim dili Türkçe değildir. Kürtler kendi ana diliyle medreselerinde eğitim yapmıştır. Resmi dilleri Kürtçedir Kürtlerin. Yönetim şekilleri beyliğinden şeklinde özel bölgelerdir. Şu andaki modern devletlerdeki kanton sistemidir. Bağımsızlığa yakın bir yönetim modelleri vardır. Ekonomilerini kendileri düzenlemiştir. Vergi salma o bölgenin yönetimine aittir. Kendi savunmaları vardır, orduları vardır. Bunlar inkılap tarihiyle birlikte unutturuldu ama daha bizim dedelerimiz ya, yaşayan dedelerimiz bunun canı tanrıdır. Biz bunu nasıl inkar edelim? Yoksa bugün AKP'nin modeline mahkum kalabiliriz. Biz bu kadar mücadele edeceğiz, toplumu değiştireceğiz. Biz bu kadar mücadele edip büyük bir demokrasi gücü ortaya çıkaracağız. BHP'liler gelecek, bütün bu gücü kendi saltanatları, başkanlıkları, bilmem diktatörlükleri uğruna harcayacaklar. Biz de bunlara boyun bükeceğiz. Olabilir mi böyle bir şey? Tarihimize ihanet edelim. Mücadelemize, değerlerimize ihanet edelim. Bunu kabul edemeyiz. Denilebilir ki bedeli çok ağır olacak. Ne yapalım? Ne yapalım? Bedeli ağır oluyor diye onurumuzu mu yitirelim? Haysiyetsiz mi kalalım? Birbirimizin yüzüne bakamayacak hale mi gelelim? Ne yapalım? Hepimizin el ya da geç bir mezar taşı olacak. Bazılar mı? Mezar taşı. Bizim en azına ne olacak? Cenazesi ortada olmayanlar mı? Öyle anne babalar var ki soğuk bir mezar taşına razıdır. Evladını bulamıyor. Ne yapacağız peki biz o mezar taşlarına bakarken? Utanmamak için neyse bedeli biz ödemeyi göze alacağız. Bundan başka çare yoktur değerli arkadaşlar. Olsa sonuna kadar kullanmaya da devam ederiz. Müzakere, diyalog, barış kapısı. Her zaman açılır. Her zaman. Kapanacak bir kapı değil. 7 Haziran'dan sonra bakın şu güne kadar 3 defa çok ciddi girişimde bulundu. Diyalog kapıları açılsın diye. Çok ciddi üst düzeyde. Üçüne de red cevabı geldi. Çünkü karar verilmiş. İnfaz kararı verilmiş. Çünkü şunu gördüler. Kürt halkı güçlü, örgütlendi, irade haline geldi. Bugün başını ezmezsek bu artık tüm Orta Doğu dengelerini değiştirecek yeni bir güç olacak diyorlar. İran bir güçtür, Türkiye bir güçtür. Irak, Suriye devletleri 100 yılın başında ortaya çıkmış yapı
yapay devletler de olsa aralarında güçler var, bir güç, bir denge, Arap gücüdür. Şimdi bu Orta Doğu dengesi içerisinde, Fars, Türk, Arap dengeleri içerisinde bir de Kürt gücü doğsun istemiyoruz. Buna rahatsız değiller. Üstelik bu Kürt gücü öyle gerici bir güç de değil. Kendi içinde demokrasi mücadelesi yürüten, inanç özgürlüğü, kadın özgürlüğü, emekten yana, esnenden yana bir ölçüye sahip. Herkes için tehlike gibi görüyor. Bunu ezemiyorum kendi kadar kesmek, hepsi açısından tarihi bir sorumluluk, görev gibi duruyor ve o yüzden bu kadar ağır saldırı gerçekleştiriyoruz. Biz bugün sizlerin de katkılarıyla, önerileriyle bölge yönetimleri nedir? Yetkisi ne olmalı? Bölge yönetiminden aşağıya doğru kent yönetimleri, belediyelerin yetkisi ne olmalı? Sağlık, eğitim, tarım, kültür, turizm, bahçılık, hayvancılık, trafik, savunma nedir burada? Hangi yetkiler? Başlık başlık. Hangisi merkezde, hangisi yerelde olmalı? Bunları netleştirelim. Tartışmadığımız konular değil bunlar. Ama netleştirelim. Biz bunu bütün Türkiye için öneren bir parti sebebi olarak. Fakat denilse ki, ya Kürt halkı özel olacak diye bütün Türkiye'ye bölge yönetimi getirmek zorunda değiliz. Bunu da oturalım tartışalım. Bölgesel dar bir özellik mi tartışırız? Buyurun tartışalım. Ama biz bütün halkların iradesine saygı duyacağız. Trakya bunu istiyorsa Ankara buna saygı duyacak. Karadeniz, Ege, Marmara, diğer halklar, evet, yetki bir adamda olacağına, yetki 10 kişilik bir yönetimde Ankara'da olacağına yanı başında olur. Parlamentonun yanı başında olur. Gidip hesap sorabileyim, gidip tartışmaları dinleyebileyim. Kendi fikrimi en yakın parlamentoda dile getirebileyim ki çiftçi olarak, işçi olarak, memur olarak, esnaf olarak derdimi rahat anlatabileyim derse insanlar Ankara'nın adına itiraz etmemesi lazım. Yönetimi halka ne kadar yakınlaştırırsanız o kadar demokrasi olur. Şunu da belirterek bitireyim. Deniyor ya, biz efendim bu bölgeleri PKK'ye bırakma istedikçe mi yönetecek bu bölgeleri? Hayır. Demokratik bölgeler oluştuktan sonra seçim olacak. Kim bu seçimleri kazanırsa o yönetecek. AKP